Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Güler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir itiraf zamanı yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğum Esin Ancı. Merhaba. Nasılsın Esin? Gerginim şu anda. Cezayı bildiğim için gerginim. O acıdan yedin mi daha önce? Yedim. Bilallerin kanalındayken o cezayı çekmiştim ve bir daha yememek için elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman bugünkü dedikodularımız hazır olsun. Dış ses seviniyor. Formatımızı bir kere daha anlatıyorum. Dış sesimiz bize bir kelime veriyor. 10-15 saniye süremiz var. Ve o süre zarfında bir şey itiraf ediyoruz. O kelimenin bizi çağrıştırdığı. Ve ayrıca dış ses bir izleyici gibi olduğu için izleyiciyi tatmin edecek bir cevabın olması için dış sesi tatmin etmen gerekiyor. Yoksa puanını yersin. En çok puanını yendi. Acı sosu bir güzel yiyor. Evet, başlayalım. Esin'e bir acı bir koklat. Hayır. Koklatayım mı? Evet, Yaren de yediğini söyledi ama Yaren de kötü oldu. Buram izot kokuyor. Yok ya, ben kendime çok güveniyorum bu konuda. Ağzım benim boş durmaz. Çatır çatır konuşurum yani normal hayatta da. O yüzden eminim sen kaybedeceksin. Bana aynı sorular denk gelirse kaybetme olasılığım yüksek. Evet, öyle bir avantajın var. Yani. Konumuz o kadar da avantajımız olsun yani. Aslında artık itiraf edeceği hiçbir şey kalmadı. Vardır ya illa bir şeyler. Ben çok yaşadım. Doğru soruyu sorman lazım. O zaman... Gir. Estetik. En çok bunun estetiği var mı bilmiyorum ama rahatsız olduğum yere itiraf edeyim o zaman. Çünkü estetikle alakalı çok şey de itiraf ettim. Özellikle strapless ve askılı giyemiyorum. Bunu daha önce söylemiştin geçerli. Gerçekten mi? Dört. Gerçekten ben bunu söyledim mi? On. Harika. Dokuz. Sekiz. Tamam. Yeni. O zaman şeyi anlatayım. Burun ameliyatına girmeden önceki mevzumu anlattın mı? Hayır. Ha, süper. Çok mutlu oldum şu an. Burun ameliyatına gireceğim. O sırada bana imzalattılar işte. Sponsorlu bir şekilde, reklam şeklinde girecektim ameliyata. Ama vazgeçtim çünkü inanılmaz korktum. İmzadan sonra da vazgeçsen de seni bayıltma yetkileri varmış. Bana sakinleştirici vereceğim deyip narkozu dayayıp bir anda ameliyata götürdüler. Normalde YouTube videomda ameliyata giderken kısmım da olacaktı ama ana avrat bütün doktorları düz kaymışım ben. Ondan dolayı o kısım kesildi. Aslında istemedim. İstemediğime karar verdim. Hatta hastaneden çıkıp kapıda beni yakaladılar. Bir sakinleştirici verelim öyle konuşalım diye. Ameliyata beni biraz zorla soktular yani. Sana kurtardı. Benim hayatımdaki her şeyi herkes bildiği için itiraf niteliğinde hani estetikle alakalı söyleyebileceğim. Aklıma çok düşündüm sen konuşurken. Tabii bir şey gelmedi. O zaman şunu soruyorum. Tamam, okey. Herkes benim gösterimi estetik zannediyor ama benim gösterim orijinal. Ama ben gösterime estetik yaptırmak için geçenlerde bir doktora gittim. Ama 53 bin lira fiyat istedikleri için yaptıramadım. Buradan itiraf ediyorum, o kadar param yok. Ama parayı bulduğum anda yaptıracağım. Geçerli mi? Ama nasıl gerildi, fark ettin mi? Evet, çünkü bir şey söyleyemeyeceğim diye çok korktum daha ilk soruda. Bu arada son cevap verenimiz diğer sorunun ilk başlayanı oluyor. O yüzden pişmanlık. Çok yakın bir zamanda herkesin de gözünün önünde yaşadığım, çok yakından arkadaşlık kurduğum bir insan vardı. Ona böyle etimden sütümden yararlandırdım. Çünkü neden böyle söylüyorum? Değmezmiş kendisine. Ona o kadar yakınlık kurduğum ve onu böyle boostladığım için çok pişmanlık duyuyorum. Çok içimizden gitsin. Ama çok güzel söyledin. Benim bunun üstüne çıkabilecek pişmanlığımı düşünmek istiyorum şu an. Ben ismini çok sevdim. Bilmiyorum, bu video var ya, patlar giderse ben... Her hafta konuk alabiliriz. Eyvah. Birazcık bir dur ya. Şey vardı ama bunun değeri yok yani. Hani bir tane kız arkadaşım var. Kendisi arkamdan konuşup durmuş. Ben bunu sonradan öğrendim. Onu hayatıma aldım. Aşırı pişmanım yani. Bence sayılmaz. Sayılmaz mı? Hayır. Öyle pişmanlıklar bende de var. Ne söyleyeceğim? 3, 2, 1. Tamam, söylüyorum. Çabuk. Bir önceki ajansım beni dolandırırken onlardan borç almıştım ve beni daha çok dolandırmalarına sebep olduğumdan dolayı o borçlardan çok pişmanım. Sayılır gibi sanki. Davalıyız şu an. O zaman kesin sayıldı bu. Cringe. Hadi bakayım, yine geldik. Ya herkes de söyledim aslında, biliyor musun? Ama bir tane kız bana son zamanlarda çok cringe geliyor. Kendisi arkadaşım bu arada. Özür diliyorum, sadece içeriklerin konusunda öyle. Ama ben her gördüğümde böyle takipten çıksam mı diye düşünüp sonra arkadaşım olduğu aklıma geliyor. Güneş Gül bana son zamanlarda çok cringe geliyor. Aşkım, ay, özür dilerim ama. İkiz videolarını yapma yani, yapıyorsan da gel burada profesyonel yapalım sana, ne olur. Eyvah. Eyvah eyvah. Ne yapayım? Rakibin dişli, ne yapayım?
ben de eşimin bazı YouTube videolarını acayip cringe buluyorum. Özellikle böyle bazı videolarda küfür falan ediyor. Ona da bunu söylüyorum bu arada. Yani hiç hoş durmuyor, cringe görünüyor. Eşim de bazen cringe. Ne yapayım, evlendim. O zaman yeni kelimen geliyor. Bunda senden çok iyi bir cevap bekliyorum. İntikam. Yine mi ya? Ben bu kelimeyle hep çuvallıyorum. 10, 9, 8, 7, 6... Dur bir dakika, sen sayınca öyle olmuyor. Tamam, anlatıyorum. Bir keresinde bir tane eski erkek arkadaşım beni aldatmıştı. Zaten çok aldatmıştı da. Bir keresinde benim aklım başına gelmişti. Ondan intikam almak için çalıştığı yere gidip yanında çok ünlü bir isim. O da yanımda böyle şey yapıyordu. Abi bilmem neyi neredeydi ya falan böyle. Hani havayı dağıtmaya çalışıyordu ama çok gerilmişti. Ondan sonra bir daha barışmıştık bu arada. Aynen. TC erkeği yanıltıyordu. İntikam. Birinden sadece ben çok intikam almak istedim. O da eski sevgilim. Kendisinden nefret ediyorum. Biliyordur herkes. O zaman ondan almak istediğim intikam hikayesini anlatayım. Onunla alakalı bildiğim bazı şeyler vardı. Kimsenin bilmesini istemeyeceği şeyler. Ve bunları hani ben söylesem çok da oluru yoktu. Böyle birazcık güçlenmem gerekiyordu. Bunun için de yardım alacağım kişi cellattı bu arada. Cellatla oturduk. Tamam, dedim ki bak, dedim, bu adam bana bunları yaptı. Hani bunları biliyorum dedim, tamam mı? Cellat da şey yapıyor. Diyor ki sen, diyor, şimdi hani işine gücüne bak, ben yanındayım. Hatta ben çıkar konuşurum gerekirse, ama diyor benim konuşmam çok saçma gözükür. O yüzden de güzel plan program yapalım. Merak etme diyor. İzlenin yanındayım diyor resmen. Sonra Onur'a diyor ki, Onur o zamanlar onun menajeriydi. Onur'a şey diyor. Oğlum ben öyle bilgiler biliyorum ki CZN'yi bitiririz falan yapıyor. Tamam mı? 2-3 gün sonra biz Onur'la sevgili oluyoruz. Çocuk Onur'u takipten çıkıyor. CZN'le video çekiyor falan. Öyle. Teşekkürler intikam planıma yardım ettiğin için, ama iyi ki etmemişsin çünkü hiç bulaşmak istemezdim yani. Çok iyi oldu, çok mutluyum böyle. Bu bence intikam hikayesi değil, kazık hikayesi yani. Evet ya, yani intikam planına giderken kazıklandım. Kazık yani. Para. Para, evet. Para. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Normalde ben insanlara parasal mevzularda çok şeyimdir. Canımı al paramı alma. Hani o modda bir insanım. Para çok değerli benim için. Ve hani babama bile para verirken hani şeyimdir. Karşılığını almam lazım, anladın mı? Sürekli böyledir. Hayatımda sadece bir insanın tüm her şeyini silebildim. Çok yakınım. İsim vermek istemiyorum ama yaklaşık 150 bin lira falan sildim yani, gözümden görmedim. Öyle bir hikayem var ama bundan arada pişman oluyorum. Şey, biz de yakınız biliyorsun değil mi? O insan ben de olmak isterdim. Öyle. Esin. Bir dert, bir tasa. Küçükken misafirliğe gittiğimiz evlerden ya da arkadaşlarımın kumaralarından para çalardım. Çok yanlış bir zamanda bu itirafta bulundum. Hırsız vardı kelimede. Şaka yapıyorsun ya. Umarım başka bir hikaye daha vardır. Var. Var. İtirafın tamamını alalım. İlkokuldaydı zaten. Böyle küçüktüm çok. Şöyle annemle komşumuzun evine gitmiştik. Hatta bir tek, yani aslında para değil ama konu para olduğu için öyle söyledim. Eve geldikten sonra böyle annem bize ait olmayan birkaç tane obje gördü ve bunlar dedi ne falan. Yanında para da var yani, işte ne bileyim, işte çiçek var, böcek var falan. Sonra aklına gelmiş kimde gördüğü. Götürmüş kadına, beni de götürmüştü. İşte kızım bunları sizin evinizden hani almış. Hani o şey kavramı yok bende çocukken. Çalmak kavramı yok. Hani işte almış kendi, geri getirdik gibisinden beni böyle rezil etmişti. Ama işte öyle bir para almıştım orada. O zaman hemen ardından, evet. Hırsız. Hırsız. Bir kere hırsızlar tarafından dolandırılmak üzereydim. O hikayeyi size anlatabilirim. Çok böyle aşırı cringe çünkü kendi adıma cringe. O zamanlar Yeşilköy'de yaşıyorum, tamam mı? Evde yalnızım. Düşünüyorum bu arada, ben yükleniyor. Hikayem biraz böyle uzun gidecek. Çok sevindim. Sabahın böyle saat 9-10'da falan telefonum çaldı. Panikle uyku sersemiyle açtım. Dediler ki polis, biz de sizi karakoldan arıyoruz dedi. Benim de ondan önce arkadaşımın evine hırsız girmişti. Çantam tamamen çalınmıştı. İçinde cüzdanım, kimliğim, her şeyim vardı. Bana dediler ki sizi polis karakoldan arıyoruz. Kimliğinizin bir yerde kullanıldığını fark ettik diyor. Hani bunu diyor siz mi yapıyorsunuz işlemi? Ben de dedim ki hayır, benim daha geçen hafta çantam çalındı. Ben işte kimliğimi de çaldırdım. Dedik belirttiniz mi bunu karakola dedi. Hayır dedim yani, söylemedim. Tamam dedi, işte yapılan işlem sizmişsiniz gibi görünüyor dedi. Şu anda dedi işte sizin olmadığınız ikna etmemiz lazım. Klasik bu işte şey, dolandırıcı şebekesi. Ben bunlara inandım ilk başta. Sonra dedim ki dur bir dakika ya, bunlar dedim niye
niye beni telefonda tutuyorlar? Dedim madem öyle sen bana dedim polisten bir kolluk numaranı falan bir versene dedim ben bir araştırayım dedim ne oluyor falan. Çok dedi doğru söylüyorsunuz dedi. Hanımefendi şu anda siz neredesiniz dedi. Evdeyim dedim. Tamam ama neredesiniz dedi. Ya nasıl yani dedim. Yatak odasında mısınız dedi. Pardon dedim. Çıplak mısın dedi. Ben dedim ki ne diyorsun sen dedim. Ne? Telefonu kapattım hemen 155'i aradım. Dedim böyle böyle kolluk numarası veren biri polisim dedi. Kolluk numarası bir polise ait çıktı. Ama dedi ki bunu dedi yapan kişinin polis olup olmadığı belli değil. Yani belki uydurdu bu kolluk numarasını. Siz dedi karakola gelir misiniz dedi. Gitmedim tabii. Böyle de bir hikayem var. Aslı. Evet. Vardı. Evet vardı. Tamam o zaman çok gizlediğim bir şeyi anlatacağım. Bir gün Bursa'dayız. Kız arkadaşım, bir tane kız arkadaşım var. Alışveriş yapıyoruz. Ben böyle birkaç mağazadan birkaç poşet almışım falan. En son Zara'ya girdik tamam mı? Sonra kanka tam çıkarken kız arkada öttü. Tamam mı? Poşetlerinizde benim poşetlerim var bu arada kızın elinde de. Hani sadece ben bir şeyler almışım. Poşetlerinize bakabilir miyiz dediler. Açtı. Kız bir tane çantayı almış ve çantanın da şeyi o alarmı var ya orası sökülmüş. Yani çantayı yırtarak sökmüş orasını. Şeyim, hani tanımıyorum deyip ilerleseydim hiçbir şey olmayacaktı anladın mı? Kaçabilirdim. Böyle dondum kaldım. Poşetlerin içine bakmaya başladılar. Bir sürü sökülmüş kıyafet var poşetlerin içerisine atılmış. Kanka yaklaşık 3-4 bin liralık bir şey var, malzeme var ve ben hani 3-4 bin lira bulamam yani anladın mı o an? Birlikte dediler ki ikiniz de alıp işte şeye götüreceğiz. Oradaki polis yerine götürdüler. İşte şey yani bekleme odası gibi bir şey. Polis merkezinden geleceklermiş. Lamp tutacakmış, sicilinizi işleyecek şöyle böyle falan. Babam o kıza konuşmamı hiç istemiyor tamam mı? Babamı arasam net ağzıma arayamıyorum. O kadar çok korktum ki kanka. Bir arkadaşımı aramıştım. O gelip işte parasını ödeyip bize şey yapmıştı, almıştı falan. Hayatım yaşadığım en kötü andı yani. Bir daha görüştüm arkadaşlar. Kızla mı? Hayır canım yıllardır küstük. Ama o konudan küsmedik. Başka bir şeyden küstük. Çok mu yapıyorsun ya bir de? Ondan küsmedik. Ay rezillik ama ya. Ama var ya elim ayağım titredi. Hani çok nadir anlardan biridir. Birazcık geçmişe gidelim. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Lise. Herhangi bir şey itiraf edebilirim yani liseyle alakalı. Bir tane kız vardı tamam mı? Okulun en popüler kızıydı kanka. Kızı sevgilisi var. Sevgilisinin arkadaşıyla şeyde ben ders arasında tuvalet izni alıyorum. Öpüşürlerken gördüm bunları tamam mı? Ben de tuvalette başka bir kıza anlatıyorum. Ama biz şeyiz inek tayfayız. Etliye sütlüye asla karışmayan anladın mı? Küçük bir dedikodu yapıyoruz. Başkası tuvalette bunu duyuyor. Gidiyor kızın sevgilisine söylüyor. Hayatta böyle bir sahne çok nadir gördüğüm anda. Zil çaldı. Çocuk tuttu kızı kanka boynundan tak diye duvardan duvara yapıştırdı tamam mı? Koridorda. Herkes tutmuyor. Tutmaya çalışıyor, karışmayın diyor. Bildiğin kızı dövdü ama hani. Asıl çocuğa gidip söylüyorlar. Bizden duyuyorlar, benden çıkıyor. Bir saniye. Kız başka bir erkekle öpüşüyor. Evet, popüler bir kız var. Onun da popüler bir sevgilisi var. Bu çocuğun arkadaşıyla öpüşüyor, ben görüyorum. Ben de söylerken tuvalette bu tayfadan biri duyuyor. İspiyonlamıyor. Ya ben ama onu ispiyonlamıyorum. Ben arkadaşıma söylüyorum, o tuvalette duyuyor tamam mı? Ondan sonra kızı bayağı dövüyor yani bildiğin. Sonra bu nereden çıktı falan diye bir duruyor. İpin ucunu yakalamaya çalışırken benim adım çıkıyor. Kız bana kuruldu kanka o kıza inanılmaz korkuyordum. Allah'tan okul değiştirdi kız ayak yedikten sonra yoksa beni net dövecekti. Böyle beni bir ortalık karıştırmam meşhurdur. Lisedeyken bizim okulda idare katı aşağı taraftaydı, alt katlardaydı. Ben de o zamanlar biraz kız lisesinde okudum bu arada. Biz böyle çok rahat ve ne derler böyle haşarı mı uçarı mı öyle bir şeylerdik yani. Bende biber gazı vardı. İdare katına yani hiç sıkmamıştım. Ne etkisi olduğunu hiç kesinlikle bilmiyordum. Arkadaşımla birbirimize merdivenlerde şakalaşırken çıkardım sıkarım diye çat ben biber gazını bir sıktım idare katında. Katı boşalttılar. Sonra okulda arama yaptılar. Ben gazı hemen camdan aşağı atmıştım ama biri beni ispiyonlamış. Kimin ispiyonladığını yıllar geçti hala bilmiyorum. Sonra müdür yardımcısı beni odasına çağırdı. Bir baktım biber gazı masasında. Böyle yaptı. Bu dedi senin mi dedi. Dedim hayır hocam o ne? İşte dedi seninmiş biz öğrendik. Benim başıma kaldı. Orada uzaklaştırma alıyordum. İtiraf ettim. İşte böyle. Başına mı kaldı zaten sen yaptın? Ya, bir tane daha kız arkadaşım vardı ama birlikte yaptık. Mesela ama biber gazsızdı. Evet. Yani ben ne bileyim öyle bir şey olacağını. Ama nasıl kudurmuşlardı biliyor musun? Çünkü böyle buram buram gaz yayıldı yani bütün okula ve herkesin gözleri falan yanar ya. Evet. Çok korkunç bir anıydı. Ve çok korkmuştum yani başıma bir şey gelecek diye. O zaman sen yeni evlendin. Evet. Sen de evleneceksin. Evet. Elçi görümce. Görümcemle alakalı bir şey itiraf edeyim. Aramız şimdi çok iyi benim görümcemle. O yüzden ne böyle söyleyebilirim diye düşünüyorum. Tanışmadan önceki dönemden bir şey söyleyebilirim herhalde. Bilmiyorum tatmin edici olur mu ama görümcemin burnunu hiç beğenmiyoruz ve yaptırmak istiyoruz. Kesinlikle bunu ona ikna etmiyorum. Aile şekli beğenmiyorsunuz. Evet. Bilal'le birlikte
baskı yapıyoruz ona. O da burun ameliyatlarına falan çok korkuyor. Yani burnu gerçekten yapılması gereken bir burun. Yapılsa çok güzel. Böyle kocaman gözleri var. Ceylan gibi. Burnu yapılsa ama yaptırmıyor. Bende Elti var. Onur'un abisi, Ata abinin kız arkadaşı var ama kendisi bu arada adını bile bilmiyorum. Elti. Yabancı bir kız. Asla muhatap olmuyor. Kanka benim fobim var, anladın mı? İngilizce konuşma fobim var. Anlarım ederim böyle ama konuşamam. Küçüklükten gelen bir şey. Ve kız sürekli İngilizce konuştuğu için, anladın mı? Asla iletişime geçemiyorum kızla. Türkçe de öğrenmiş ama kız öyle bir duvar örmüşüm ki o da benimle Türkçe iletişime geçmiyor. Hani böyle bir araya geldiğimizde özellikle böyleyiz. Bir de kayınvalidemi çok seviyorum. Onu daha fazla sever deyip kıskanıyorum. TikTok. Aa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ay dur bir dakika, tamam. TikToker'lardan o zaman sevmediklerimi mi söyleyeyim, sevdiklerimi mi? Yine aynı şeye mi döneyim yani? 1. Tamam, Ama çok tolerans gösterdi. Bıktım ama, anladın mı? Her şeyi itiraf ettim. Kimseyle aram iyi değil artık. Herkes sevmediğimi söyledim, bildiğin. Şu an TikTok'ta canlı yayınlardan en çok kazanan erkek yayıncının bizim semtimizde oturuyor. Bir tane kız arkadaşı var ve evlenmeyi düşünüyor yakın zamanda. Hatta aslında evlendik gibi bir şey falan söylüyor. Kız bu arada çok fena. Çok çok kötü yani. Ve kazayla böyle yolda giderken karşılaştık kızla böyle. Çocuğun annesi de zaten kızı hiç kesinlikle sevip onaylamıyormuş. Biz de şey diyorduk, kaynanalık yapmasın falan diyorduk ama yolda karşılaşınca anladık ne demek istediğini. Kız gerçekten çok kötü. Okay. Çocuk da çok böyle iyi bir şey değil aslında. Zaten şimdi en çok kazanan yayıncı dediğim zaman herkes bence tek bir isim düşünüyordur. Bu arada onların yaptığı şey kredi kartı dolandırıcılığı. Kabul etmiyor onu, biliyor musun? Biz karşılaştık, sorduk ona. Benimkisi diyor tertemiz diyor. Benim öyle bir şeyim yok diyor. Biz de inanmıyoruz çünkü mümkün değil de. Bu arada bu kredi kartı dolandırıcıları bize de geldi. Aslı için de geldiler. İşte biz size kabul etmedi, atalım şey yapalım dedi kesinlikle. O zaman da Twitch'te bit olayı da böyleydi. Aynen biliyorum, evet. Ve yakın, çok yakında TikTok'ta da patlayacak. Çünkü TikTok'un Türkiye'de ofisi var. Savcılık şu anda ilgileniyor. Verileri topluyorlar. Evet o... ya bana biri öyle bir şey teklif etmişti. Hatta paranın yüzde kaçı kalıyor falan diye düşünüyorlardı. Çünkü 100 milyon falan sokabilirlermiş. Ben zorlanmam arkadaşım. Şey de kocam hoca da kocasıyla alakalı bir şey itiraf etsin. Ederim, sorun. Zorla birazcık. Yok yok, hiç sıkıntı değil. Instagram DM. Instagram diyeyim. Yine geldik Allah. Başka kahretsin. Bir şey demeyeyim. Hayır, ben bırakıyorum. Daha fazla burada duramam. Arkadaşlar video buraya kadardı. Teşekkürler. Tamam, okey, o zaman şöyle. Bilal'le Instagram'da giriyoruz. Böyle keşfete kızların fotoğraflarına bakıp Bilal böyle DM'lerini açıyor ve çoğu muhtemelen Bilal'e yazmış oluyor. Onlarla dalga geçiyoruz. Çok, çok eğlenceli aktivite bu. Evet. Nasıl olmadı ya? Neyi itiraf ettim? Kızlar yani, kocama mesaj atan kızlar var ve rastgele açıyoruz kızları. Ve ha, burada benim arkadaşlar. Tamam, buldum. Başka buldum. Bir tane arkadaşım var. Ben Bilal'le ilk birlikte böyle olmaya başladığımda onu tanımıyormuş gibi davranıyordu. Aa işte kanka hayırlı olsun, işte enişte diyordu. Sonra Bilal, o kızla ben bir gün otururken Bilal'i de çağırdım. Sen de gelsene dedim. Aşkım dedi, sana şimdi bir şey söyleyeceğim ama bana kızma, benlik hiçbir şey yok dedi. Ne oldu dedim. Yanındaki kızla DM yazışmalarını bana gönderdi. Kız meğerse buna zaten mesajlar atmış, bununla konuşmuş falan. Ama böyle hani şey olmamış, ileriye gitmemişler. Dedi ki hani haberin olsun, bak bu kız bana dedi yazmış yani zamanında falan dedi. Dedim benim için problem yok canım. Bende ne var? Şey vardı ya, Onur'un arkadaşlarından bana işte hastane zamanında geçmiş olsun yazan çok olmuştu. Bir tane sarışın böyle Rus bir kız vardı. O da yazmış işte geçmiş olsun diye. Ben o kızdan ama ayrıldığımız dönem çok şüpheleniyordum. Böyle çok fazla hani Onur bir story atıyor bir yerde mesela. Kız da çok benzer bir yerde, bir yerlerden yakalıyorum. Soruyorum mesela, Onur'la hala konuşuyoruz o sırada. Yok öyle bir şey falan diyor. Merve'lerle falan da tanışıyor. Content House'a da gelmiş önceden çünkü. Onları da soruyorum. Onlar da yok diyorlar. Sonra eski takıldığı olduğunu öğrendim Onur'un galerisinden. Böyle bir şey var. DM'le ne alakası var? Ama DM'den bana yazmıştı kız geçmiş olsun falan filan. Oradan sen bunu gerçekten kabul çünkü... edecek misin yani şimdi? Ama bu arada sana dedim. DM'den şimdiye kadar kimseye yürümedim. Yürüdüğüm tek bir insan oldu. Bunu da anlattım burada DM'de, anladın mı? Bana yazan
bana attığı mesajları da anlattım. Daha ne anlatayım, anladınız mı? Kimi patlatmamı istiyorsunuz? Tamam, zaten bir tane gezdesin, evet, sahip sahip. Aile. Ailemle alakalı artık her şeyi biliyorlar galiba yani. Yani. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya korkunç bir çocukluğum vardı benim. Sürekli evde kavga ederlerdi. O yüzden ayrılmaları çok iyi oldu. Evet, çok fazla kavga ediyorlardı. Esin. Benzer hikaye var ama anlatmayacağım. Başka bir şey anlatayım aileyle alakalı o zaman. Benim kendi ailem de var. Ben yeni bir aile kurdum. Onunla alakalı bir şey söylemek isterim. 9. Ay lütfen ye. Tamam, ileride şu anda çocuk yapma işlemleri yapıyoruz. Hadi bakalım. Yeni kelimemiz geliyorsun. Aldatılmak, aldatmak. Beni kalbimden vurdun. Bu bende çok hikaye var, aldatılmak. En çarpıcılarından biri. İlk aşk hikayemde 2 yıl sürdü ve ben çok küçüktüm o zamanlar, yani 17'de başladı, 20'de bitti. Çok da saftım. Sonra ben Çin'e fabrikaya çalışmaya gidiyorum. Babam beni zorla gönderiyor. Fabrikaları vardı Çin'de. Beni babam zorla gönderiyor. Ayrılmak zorundayız. Benim aklım sende kalacak, yoksa çalışamayacağım dedi. Böyle bir saçma bahane. Ben de inandım buna. Tamam dedim. Sonra bir ay kadar sonra falan çocuğun evlendiğini duydum. Meğerse kızla benle başlamadan önce de ilişkisi varmış. Benle beraberken kızı istemeye gitmişler, nişan yapmışlar. Düğününe 2 ay kala falan benden ayrılıyor bu şekilde. Ben gidiyorum falan diye daha bombası var. Ben bunu öğrendikten sonra kıza mesaj atıyorum. Diyorum ki bilmiyordum seni. Ben hiç anlamadım. Ben cahilim. Sen de mi hiç anlamadın? Bak bu fotoğraflarımız, bak bu videolarımız, bak şu tarih, bu tarih falan. Kız beni engelledi. Aradan 2 sene geçtikten sonra kız böyle fake hesaplardan, işte kendi hesabından Snapchat'ten ekliyor yanlışlıkla. Fake hesaplardan bana hakaretler yazıyor. Sonra ben bir öğreniyorum ki muhtemelen çocuk bunu hala aldatıyor. Kız demiş ki ben onların hala beraber olduklarını biliyorum, ortaya çıkaracağım. Birlikteler onlar falan demiş. Halbuki hiç kesinlikle birlikte değiliz. Kızı hala da aldatıyor yani. Bu da böyle bir itiraf. Ben bütün aldatılmalarımı zaten burada anlattım gibi bir şey. O yüzden bir kere de aldatmamı anlatayım. O zaman bir kere de anlatayım. Bir sevgilim vardı. Hatırlıyor musunuz? Demiştim işte beni aldatmış. Bütün herkes söyledi bana çevresindeki falan filan. İlk beni onun yakın arkadaşının kız arkadaşı Gizem. Şu an benim çok yakın arkadaşım da Gizem. Gizem uyarıyor. Ben sessiz kalıyorum. Bir şey demiyorum. Tayfur diye çok yakın bir arkadaşım vardı. Onlarla tanıştırdım. Tayfur'un ev arkadaşı var. Onunla da hani yakınız ve her gece oturuyoruz falan hep beraber. O sevgilim de var. Ben de Tayfur'un ev arkadaşıyla sevgili oldum. Onunla sevgiliyken burada ayrılmadan beni aradığında dedim ki ay ben sana ayrılmayı mı unutmuşum pardon dedim. Öyle. Bu da benim aldatma hikayem. İntikam içinde aslında da bilmiyordu, şu an öğrendi. Bildiğim bilmiyordu çünkü. Biz kadınlara bir günde küsmedik. Biz erkeklere bir günde küsmedik. Evet canım. Bu arada. O zaman en sevdiğim bölüm. Birbirinizle ilgili bir şey itiraf edeceksiniz bu bölümde. Ama biz birbirimizle alakalı çok fazla şey yaşamadık ki. Haydi bakalım. Bir şey düşünmüşsün. Okey, bende var. O zaman ona soruyorsun. İlk ben başladım. Yok. Bunda isteyen var. Bu bölümde böyle. Başla. Ben seni takip etmeden önce, hatta o zaman bilmiyorum Onur'la ayrıldığınız dönemde herhalde, saçlarını kestiğinde sosyal medyada görmüştüm. Uykusuzun falan diye video atmıştın, sonra işte saçlarını gidip kestirmiştim falan. Ben o zaman görüp Bilal'e göstermiştim seni ve çok samimi söylüyorum, demiştim ki ben bu kızla konuşmak istiyorum. Bu kız kim acaba, niye böyle yapıyor, çok üzüldüm. Hani anladım çünkü böyle bir sevda yarısı olduğunu. O zaman böyle içim çok kötü olmuştu senin için. Sonra böyle karşıma çıkınca da, seni mutlu görünce de gerçekten çok sevinmiştim. Ve o kişinin Onur'un yüzünde olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. Bu kız Onur için nasıl bu hale düştü? Onur için değildi de tam böyle birazcık psikolojik olarak birikmeydi yani benimki. Ben öyle yani. Hani her şeyin, şimdiye kadar yaşadığım her şeyin böyle bazı insanların dönemleri olurmuş psikolojik olarak. Çöküntü, artık daha fazla taşıyamayıp yenilenmesi gerektiği. Öyle bir dönemmiş yani, doktorum öyle söyledi. Benim itirafım, evet. Sosyal medyadan bakınca çok soğuk biri gibi gözüküyorsun ama aslında çok cana yakın bir insansın. Evet. Kavga. Kavga. Herkesin bildiği bir kavgamı anlatıyorum o zaman. Sosyal medyaya yansıyan eşlerin kavgası. Aslında insanların çoğu kavganın gerçek sebebini ve asıl yüzünü görmekte zorlandılar. Çünkü bir tarafta gerçekten bu durumu çok iyi yöneten bir insan vardı. Bir tarafta da bu durumu yönetemeyip içini dışını böyle yansıtan bir insan vardı. Öbür taraftaysa bunlara maruz kalan ve buna karşı tepkisini koyan bir insan vardı. O insan Selen oluyor. Selen'le benim şu anda aram gayet de iyi. Karşı karşıya geldik. Birbirimize içimizdeki her şeyi çok açık bir şekilde
şekilde dile getirdik, söyledik. Diğer tarafta kalan insan çok fazla kendisini açık etmedi. Hatta Selen'le karşı karşıya gelip bütün suçu benim üzerime atmış. İşte kendi konuştuklarını sanki ben konuşmuşum, ben onu manipüle etmişim gibi anlatmış. Öyle bir soğuk savaşımız var. Bu kavganın da neticesi böyle. Ama Selen'le çözdük yani durumumuzu. Aslı? Benim kavgam. Kavga. O zaman size güzel bir haber vereyim. Bir kavgamın sonucunu vereyim. Ecer Onay'la olan davamı kazandık. Ne kavgam bitti. Kavgayla alakalı da verebileceğim bir itiraf. Kendisiyle dava sürecinde uzlaşmaya gitmemiz gerekti. Bana dedilerken uzlaşmayı düşünür müsün? Çünkü o davanın sonucunda herhangi bir ceza da alabilir ekstra. O yüzden ne istersin diye söylediler. Ben de kendisinden kadına şiddet bir daha uygulamaması için hani bu ders olsun diye mor çatıya bağış yapmasını ekstra da marka değerimi zedelediği için bir şey söyledim ve kendisi bunu reddetti. Bunu çok yanlış buldum yani. En azından hani mor çatı kısmını reddetmeyebilirdin. Ama yine ben kazandım. Yani yine olacak, anladın mı? Bu arada ceza olarak hapis cezası bile alabilirsin. Evet, ondan evet öyle bir şey var. Planı şu bile olabilir karşımızdaki kişinin. İşte bak benim çocuğum var. İşte Aslı hiç acımadı. Hapse girebilirim deyip linçletmek için bile şu anda reddediyor olabilir. Yapabilir aynen. Bir şeyleri... Ya, ama şu anda fırsatı var. Halen var. Ve kendisi bunu bilerek, ya bilerek radyası olabilir. Çünkü savcının dediği şey sen kazandın, uzlaşın. Uzlaşmazsanız daha fazla uzlaşın ama sonucunda yine sen kazanacaksın. Geçmiş olsun diyorum yani ya. Yani bu kendisine bileceği iş ve yani bence kimse hamileliğine ona buna sığınmamalı bazı konularda. Ağzından çıkanı kulağını duyup çoluğun çocuğunu kendin düşünmen gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen bayağı isim vere vere falan gidiyorsun bir de. Ben artık kayışım kopmuş evet, benim anladın mı? Söylesem de açık. Alışmış kudurmuştan bederdir diye ben gidiyorum şu an. Benden gaza geldi. Baktı ki ben böyle yayvan yayvan konuşuyorum. Şeyde de öyleydim mesela. Gerçekten konuktan konuğa değişiyor. Evet. Bakıyorum konuk çok mesela içe kapanık biri, çok bir şey yapmayacak. Öyle, ya da çok bir yaşadığı bir şey yok. Ondan dolayı ben de o düzeyde hani çocukluk anılarımı anlatıyorum. Küçük böyle ufak tefek şeyleri. Ama bakıyorum konuğum dişli. Ben de başlıyorum. Program var ya 1,5 saat falan sürer yani. O zaman yeni kelime. Evet. Kime yalan. Geliyor? Yalan. 10, 6, 5. Geçen sana söylediğim yalanı söyleyeceğim. Ne yapıyorsun diye aramıştın. Ben işte uyuyacağız falan filan demiştim. Aslında kimse uyumadı. Sabaha kadar oturmama kızdığın için biz Cansu'yla sabaha kadar oturduk, muhabbet ettik. Bu bayağı planlıydı. Geceden ben ertesi günüm çöp olacağını bilerek yaşadım bunu. Öyle. Hatta sen binaya giriyorum deyince bütün müziği kapatıp herkesi susturup şey yaptım. Kapıya baktım. Burak belki kapıya gelir diye. Ne kadar kötü arkadaşlar. Herkes de organize yalana yani. Mecbur bıraktım, haberin olsun. Ya sana bu adam güvenir mi zannediyorsun? Yani arada şey yapıyordum ben, özgür anları vardı artık ondan hiçbir olmayacak. Ne yapayım, aklıma ilk bu geldi. Düşünme fırsatım olsa başka yalanlarımı söylerdim. Ben de çok yalan var ya. Hayatım yalan. Ama şeyi düşünüyorum, hangisi en çok sizi tatmin eder? Şimdi onu seçmek bana biraz zaman aldırıyor. İşte yoksa buydu, anladın mı? En son söylediğin yalanı yapıştır işte. İnançlarımla alakalı birçok insana yalan söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü insanlar insanlığı değil, bir topluluğun baskısına inanıyor ve seni ona göre değerlendiriyor. Ben sevgiye inanıyorum, iyiliğe inanıyorum. Mucize. Mucize. Ah, evlenmem bir mucize. Mucize. Ben çok fazla mucizelere inanmıyorum ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Benim şu anda çok büyük bir rahatsızlığım var. Yani yaşıma göre olmaması gereken bir rahatsızlığım var. Çocuk yapmam benim çok zor. Buna rağmen bir mucize oldu ve bir tane embriyom oluştu. Ve şu anda donuk bir şekilde hastanede beni nakilimi bekliyor. Bu bir mucizedir yani. Hadi bakayım şimdi Aslı'ya söyleyeceğim onun üstüne. Hadi. Nasıl bir mucizeden bahsedeceksin acaba? Şey diyormuş Onur. Ya ben ama bası ben çok bazı şeyleri hani Bırak senin yerine ben cevap vereyim bunu. Kabul eder misiniz böyle bir şeyi? Ne gibi? Aslı'nın Onur'a aşık olması bence bir mucize. Yeter. Kocamı daha ne kadar gömeceksin burada? Hayır, kocanı gömmüyorum, seni övüyorum. Sen çok güzelsin. Böyle ne bileyim ben, Onur da bu arada karakter olarak yani gözünün içi gülen bir insan belli ki. Ama ben isterim ki güzel kızlar böyle güzel adamlar. Onur, kızın kıymetini bil, bir daha üzme.
Peki şey diyorum, haklısın kız falan diye bir yüzü çıkarıyorum. Mucize. Ben kendi içimde de bu arada kuruyor olabilirim ama bir gün babaanneme bıraktılar. Annemle babam bir yere gidiyorlardı beni işte. Gece geç saatte dönecekler. Ya benim hep içime kötü bir şey doğdu mu kötü bir şey oluyor bu arada. O yüzden kötü bir şey hissettim olacağını. Ve sürekli normalde hiç öyle bir insan değilim. Dışarıdan öyle göstermem ama içimden böyle annem babam sağ salim gelsin diye dua etmeye başladım. O gün de arabayla gidiyorlar. Yola yağ dökülmüş. Babam farkında değil. Islaklık sanıyor. Su dökülmüş sanıyor. Yağ tam bir şey giriyor. Arabanın tekerlekleri kaymaya başlıyor. İleride tır var. Tırın altına giriyorlar. Arabanın tavanı komple yok. Hani kafanın şu kadar üstünden falan yok. Mucize eseri. Kurtulmuşlar ve ben onu benim ettiğim duaların olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çok sık dua etmem yani. Hani çok böyle sıkışmam lazım. Çok inanmam lazım. Bana da bir ara bir dua edersen çok alırım bir duanı. Arkadaşlarına 150 bin lira para veriyor. Millete anasına babasına dua ediyor. Kurtarıyor. Yani evliya gibi kız daha ne olsun. O zaman bizim var. Ne? Bitti. Aa, kimse yemiyor falan mesela. Sürpriz olsun, ben çok tatlı bir sürpriz olabilir kimse yemeyecek gibi. Evet. Bitti ya. Ve kim yiyor biliyor musun? Tabii ki de Aslı yiyor. Bu i̇şte kadar sevinemezsin bu duruma. Üzgünüm, ben yiyeceğim şimdi. Bana su getirir misin? Çünkü ben yedikten sonra getiriyorlar. Ben mahvoluyorum. Bu arada son iki bölümdür Aslı tam yemiyor. O konuda Esin senin adaletine güveniyorum. Kesin. Hayır bu arada ne kadar yalan söylüyorsun dün. Evet, Didem hiçbir şey yemedi ben. Zaten sürtüp geçiyoruz bu arada. Normalde bu kürdanla yenilen bir şey. Hayır biz kaşıkla yiyoruz. Hayır ben kaybetseydim kaşıkla yiyecektim. Yut 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 yut. Oo. Yarasın yavrum yarasın. Hayır ya. Evet ya. Ama ben hiç gözlerde bir yaşarma falan göremiyorum. Ben şu an mahvoluyorum. İstediğim şeyi alamadım şu an tamam. Aslı kapanış yap. Aslı kapanış yap. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayı hoşçakalın. Biz duymadık mı böyle evet, böyle? Bugünkü konuğun kimdi? Bugünkü konuğun kimdi? Allah seni kim kazandı? Söyle. Kim kazandı onu söyle. Esin Ancı kazandı. Mutlu oldun mu? Oldum. Evet şimdi ne yapsınlar? Kafandan havai fişekler de çıkartıracağım. Ne yapsınlar? Abone olsunlar, beğensinler, yorum yapsınlar. Bir sonraki konuğu hatta onlar seçsin ya. Onlar seçiyor zaten genelde. Gerçekten genelde mi? Onlar seçiyor. Onlar kimi çok isterlerse onu getiriyoruz. Harika bir şey ya. Kusmaya gitti. Sakin ol, sakin ol. Yok mu buz? Buz yok. Uzaklarım acıyor. Değil mi? Emek ne kadar zor. Ulanda kaldı. Her beğeni bir geçmiş olsun. Dilemedim. Diş ettim ve dudaklarımda kaldı. Şu an dudağım sanki şişmiş gibi hissediyorum. Şişli mi? Hayır. Ama işi eminim şişmiş. Bu kadar itirafının sonucunu aldım. Keşke dış sesle bir acının tadına baksa. Kameranın sen önündeki yaparsın. Bir tadına bir sen baksa. Sen bunu yapabiliyorsun. Bence evet sen de gelmelisin ve biraz tadına bakmalısın. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Evet. Keşke bu soruları sen de cevaplıyor olsan da sen de yarışıyor olsan. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar her şey dökülüyor.